Almanya'da asla alışamadığım 3 şeyden bahsetmek istiyorum. Videoyu çok uzun tutmayacağım. Özellikle Türkiye'de belli başlı şeylere alışmış insanların Almanya'ya geldikten sonra bence hemen hemen herkesin garip bulduğu 3 şey bunlar. Bir tanesi toplu taşıma. Mesela burada işte otobüslere veya trenlere, metrolara, tramvaylara bindiğinizde şöyle bir şey. Türkiye'nin aksine her zaman oturacak yer var. Fakat şöyle bir şey var. İnsanlar oturduğu koltuğun yanındaki boş koltuğa ya çantasını ya bir poşeti varsa bir elinde bir şey varsa onu koyuyor oraya. Ve senin yer aradığını gördüğü halde asla çantasını oradan kaldırmıyor. Ve hiç kimse de mesela gidip şöyle bir şey söylemiyor. Çantanızı alır mısınız, ben buraya oturmak istiyorum diye izin istemiyor. Yani bir koltukta birinin bir çantası bir şeyi varsa o koltuk dolu olarak kabul ediliyor. Ve bunu herkes çok normal karşılıyor. Bu ben ilk geldiğimde çok tuhafıma gitmiştim. Mesela Türkiye'de şöyle bir şeye alışmışız. İnsanlar oturacak yer bulamıyor. Hatta insanlar yaşlılara, kadınlara, hamilelere, çocuklulara falan yer vermeye çalışıyor falan yani. Bırak çantasının mantasının bir yeri işgal etmesi. Kendi bile biraz daha gençse o yeri işgal ettiğini düşünür ve o koltuğu hak eden birine vermeye çalışır. Yani son yıllarda o saygı biraz azaldı gerçi ama yani en azından buna alışmışız. Yani birileri ayakta yolculuk yapıyorsa boş koltuk yok olduğu için, olmadığı için. Ama burada mesela birilerinin ayakta olduğunu gördüğü halde yanındaki boş koltuktaki çantasını oradan kaldırmaya gerek duymuyor. Ve birileri de bunu uyarmıyor bu konuda. Yani tepki göstermiyor. Bunu çok normal karşılıyorlar. Bana bu çok anormal gelmişti. İkinci konu şu. Mesela burada market alışverişlerinde şöyle bir şey oluyor. Market ne kadar büyük olursa olsun bu arada, genelde bir kasiyer veya iki tane kasa açıktır. Ve sen alışveriş yaptıktan sonra her zaman çok uzun bir kuyruk vardır ve sırada dakikalarca, bazen böyle saatlerce beklemek zorunda kalabiliyorsun. Çok yavaş, çok böyle hiç kasiyerde hiç tedirginlik, insanlar bekliyor, telaş falan yok. Gayet çok normal, rahat bir şekilde ağır ağır işlemleri yapıyor. En önemlisi de şu, bunu daha çok kadınlar yapıyor. Erkeklerde de var ama kadınlar daha çok yapıyor. Mesela kasaya gidiyorsun. Biz Türkiye'de şuna alışmışız. Bir sıradaysak ve arkamızda bekleyen birileri varsa biz bile tedirgin oluruz. Hani insanları bekletmeyelim diye. Daha kasa sırasındayken işte cüzdanımızı hazırlarız. Ne bileyim, kartla ödeyeceksek kartımızı çıkarırız. Parayla ödeyeceksek paramızı hazırlarız. Ki orada beklemeyelim. Direkt ödemeyi yapıp geçelim. Mesela burada böyle bir şey yok. Kasiyer bütün ürünleri geçiriyor. Ne kadar tuttuğunu söylüyor. Ne kadar tuttuğunu söyledikten sonra o kişi çantasını alıyor. Çantasının içinden cüzdanını çıkarıyor. Cüzdanın içinden parayı çıkarıyor, sayıyor. Ödemeyi yapıyor. Kasiyer çok yavaş, huzurlu, rahat. Yani orada 50 kişinin sıra beklediğini asla umursamadan. Ve bunu sıradaki insanlar da çok normal karşılıyor. Mesela biz Türkiye'de şöyle bir şey yaparız. Kuyruk çok oluştuğunda bir mağazada ve bir markette hemen herkes tepki göstermeye başlar. Başka bir kasa açın, burada beklemek zorunda mıyız? Bir saattir burada bekliyoruz falan. Yani o hakkı kendine buluyor ki bence müşterinin en doğal hakkı. Orada alışveriş yaptıysa 2 saat kasa sırasında beklemek zorunda değil. Yani orada bir aksaklık varsa o işletmenin sorunu ve hakkını arayan kişi bunu yapar. Ama mesela burada hiç kimse bu tepkiyi göstermiyor. Yani niye bu kadar bekliyoruz? Niye siz bu kadar yavaş ilerliyorsunuz? İşte ödeme yaparken niye paranız hazır değil, orada paranı daha sayıyorsun, bazen bozuk para sayıyorlar. İşte ödemeyi yapacağı sırada herkes sırada bekliyor ama o işte bozuk paraları sayıyor gayet yavaş, gayet rahat. Ve bunu mesela ben çok garipsedim ama burada çok normal karşılıyorlar. Üçüncüsü, dijitalleşme diye bir şey yok burada. Hala biliyorsunuz zaten bu konuyla ilgili herkes çok fazla bir şeyler söyledi. Hala her şey böyle mektuplarla falan ilerliyor ve mektup bile olsa hani bunun belli bir zamanı var ya, bir yere mektup gönderdiğinde bile mesela eskilere giden bir 20-30 yıl önce, 40 yıl önce mektuplarla haberleşirdik ama mektup da yani bir hafta 10 günde falan ulaşırdı ya. Burada mesela asla mektubunun cevabı ya da sana gelecek bir mektup böyle bir iki hafta içerisinde, 3 hafta içerisinde falan gelmiyor. Aylarca sürüyor. Yani sanırsın ki mektubu postacı değil, güvercin getiriyor. Güvercine taktılar mektubu. Güvercin yanlışlıkla başka ülkeye gitti, kayboldu. Aylarca orada kaldı. Birileri onu buldu.
gideceği adrese yönlendirdi, uçarak geldi, tekrar yolda canı sıkıldı, bir eş buldu, aşk yaşadı, çiftleşti, yuvaladı, yavruladı. Sonra aylar geçti aradan, güvercin düşündü, ya benim bu mektubu yere ulaştırmam gerekiyordu falan. Sonra geliyor o mektup, aylar sonra mesela. Ve en garibi de insanlar bunu çok normal karşılıyor. Yani insanlar bunu, ya ben bir şeyin cevabını niye bu kadar aylarca beklemek zorundayım ya falan diye tepki göstermiyor. Yani sistem bu, herkes buna uyuyor. Bu da, ya bence bu da en önemli sorunlardan bir tanesi. Hadi diğerleri çok önemli olmayabilir ama bu resmi işlemlerde işlerin bu şekilde ilerlemesi çok garip. Yani mesela ev tutarken bile randevu alıyorsun, ev sahibi aynı anda 50 kişiye randevu veriyor, aynı gün herkes gidip bakıyor. Beğenenler arasında bu sefer ev sahibi o beğenenler arasından istediğini seçiyor falan ve bu aylarca sürüyor. Bazen mesela ev için randevu alıyorsun, 3 ay sonra randevu veriyor sana. Lan ben belki o an benim eve ihtiyacım var ve şu an sokakta yaşıyorum 3 ay falan. Ve mesela bu tür ağır işleyen sistemi çok normal karşılıyor, alışmışlar insanlar. İnsanlar burada çok yavaş yaşıyor, herhalde o yüzden çok uzun yaşıyorlar. Mesela burada bakıyorum 80-90 yaşındaki dedeler, nineler hala böyle dinç bir şekilde bisikletlerle sokak sokak dolaşıyor. Bizde biliyorsunuz 50'den 60'tan sonra çöküyor insanlar. Ya bizde bir telaş var Türkiye'de, özellikle büyük şehirlerde. Bir yere yetişme, bir şeylerin mücadelesi ve o telaşla çok hızlı yaşayıp genç ölüyoruz herhalde. O yüzden hemen insanlar orada yaşlanıyor. Burada çok ağır ilerliyor her şey. Ve bu onların yaşamına da, ömrüne de yansıyor herhalde. Ömür de çok yavaşlıyor. Yani sayısal olarak geliyor ama fiziksel olarak yavaş yavaş yaşlanıyorlar. Çok garip. Yani bu yavaşlık, Almanya'daki bu yavaşlık ama sanırım Avrupa'nın birçok ülkesinde böyleymiş. Yani diğer ülkelerde yaşayan insanlarla da konuşuyorum. Gözlemlediğim kadarıyla Avrupa'nın bütün ülkelerinde böyle her şey çok yavaş ilerliyor. Türkiye'de belki de biz şeye alışmışız. Yani sürekli böyle bir çalışırken böyle bir arkamızdan sürekli işte yöneticiler, ustalar, mustalar, yani kim sorumluysa oradan sürekli bir acele ettirme. Özellikle büyük şehirlerde sürekli bir yerlere yetişmek için trafikten, kalabalıktan falan sürekli bir koşuşturma halindeyiz. Bir boş aralık bulduğumuzda, işte bir alışveriş yapacağımızda hemen bir an önce hep bir acele, hep bir yere yetişme telaşı var. Abi, ve bu anlık bir şey değil ve ömür boyu bu böyle. Yaşadığımız sürece Türkiye'de bu telaş hep devam ediyor. Burada o telaş yok. Bir yandan da iyi bir şey aslında. Yani kafaya da takmıyorlar. Mesela biz orada böyle bir şeyle karşılaşsak bunu kafaya da takarız. Kafaya da takmıyorlar. Böyleyse böyle. Yani atıyorum bir yerden bana bir mektup gelecekse ve bu mektup 6 ay sonra gelmişse falan, yani 6 ay lan, ömrün yarısı ya, bir yılın yarısı. Ömürden bir yıl gidiyor bir mektup sana ulaşması için. Çok garip bir şekilde her şey yavaş ilerliyor burada. Görüşürüz. Görüşürüz.